Abur denilen tavukçuluk işletmemizde Has Tavuk'la birlikte çok güzel projelere imza atıyoruz. Bu gördüğünüz beyaz tavuklar 35-40 gün gibi bir süre içerisinde kesime geliyorlar. Bunun yanında solumuzda gördüğümüz bizim eski ırklarımıza benzeyen yeni türde de hem kas gelişimi, hem lezzeti, hem yağ bağlaması itibariyle bizim Türk damak zevkine daha uygun türler yetiştiriyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak çiftlikten çatala kadar besin zincirinin sağlıklı bir şekilde iletilmesi adına farklı sektörlerle işbirlikleri yapmaktayız. Bugün Has Tavuk ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde farklı iki ırkın gelişimsel özelliklerini denemiş bulunmaktayız. Beyaz ve kırmızı tavuk ırkları dediğimiz biri Rose, diğeri Hubbard dediğimiz, biri hızlı gelişen 45 gün içerisinde gelişip tüketime sunulan Rose ırkı ile 60-70 günlük bir serüveni tamamlayıp, gelişim sürecini tamamlayıp tüketime sunulan ve bizim Türk damak zevkimize oldukça yakın olan Hubbard ırkını Has Tavuk'un yardımlarıyla birlikte gerçekleştirdik. Bu proje gerek üniversitemizin bilimsel formatının sahaya yansıması, gerekse de Has Tavuk'un özel sektörün üniversitemize vermiş olduğu desteğin yansımasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 2000 adet beyaz ırkla 2000 adet kırmızı ırk kümeslerimize yerleştirilmiş ve yetiştirilmesi sağlanmış. İki farklı ırkı deniyoruz. Nedeni şu: şu ana kadar Türkiye'deki artık beyaz et tüketimi dünya ortalamasının üzerinde. Yani dünya 16 kilogram tüketirken yılda biz 20 kilogram tüketiyoruz. Bu artık çeşitliliğe tüketici çeşitlilik noktasında arayış içerisine girmiş durumda ve köy tavuğu algısı kahverengilerden gerek yavaş gelişmesi, gerek etindeki kas tiflerinin daha sert olması nedeniyle o eski beklenen köy tavuğu algısı Hubbard ırkıyla kapatılmaya başladı tüm dünyada, Türkiye'de benzer şekilde. Biz de buna yönelik olarak tüketicilerin o köy tavuğu algısındaki taleplerini karşılamak için hem deneysel olarak performanslarını ve maliyetlerini görmek, hem de tüketicinin acaba bu konudaki ihtiyacı, talebinin karşılanabilir noktasında da üniversite olarak sağlıklı gıda üretimine yönelmiş bulunmaktayız. Teknik bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Aynı zamanda yeni işbirliği, yeni iş sahası açılması anlamında da bu yavaş gelişen Hubbard ırkı köy tavuğu, gezen tavuk algısıyla birlikte yönetildiğinde küçük aile işletmelerine de destek olacaktır. Yani diğer sektörlerde çalışan firmalar, küçük aile işletmesi, firmadan kastım o, bu ırkı da serbest şekilde yetiştirdiği zaman 60-70 günde kesime sevk ederek o açığı kapatmakta yarar sağlayacaktır. O yönde gelişme sağlayacaktır. Ücretlerle ilgili beyaz tavuktaki fiyatımız aynı. 30 kilogram bölü, yani kilosu 30 liradan pazarlıyoruz. Yavaş gelişenlerin biraz daha uzun sürede geliştikleri için onların ücreti de 40 lira olarak belirledik. 40 kilo. Satışı kendi ünitemizde olacak. Devamlı tüketici talebine bağlı biraz. Bu konuda anket de gerçekleştireceğiz. Eğer gerçekten biz bunu daha lezzetli bulduk, bundan devam edin derse kümesimizin bir tanesini de ilerleyen dönemde buna ayıracağız. Mart sonunda bizim kahverengileri
satışa sunacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren de beyazları sunmaya başlayacağız. Burada tabii yavaş pişmesi o tavuk suyu, geleneksel Türkiye'deki tavuk suyu çorbaya daha yatkın olduğu ihtiyacı var. Yani böyle bir beklenti var. Bu beklentiyi de belki karşılamış olacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla ikisini de biz 2-2,5 kilograma getirdiğimiz zaman kesime sevk edeceğiz. Biz Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile sadece bu projede değil birçok projede sağlıklı gıda ve besleme konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu projede de iki farklı ırkın hem beslenme teknikleri hem son tüketiciye lezzet ve kalite olarak farklarını gösterebilmek için iki farklı ırkı yetiştirme imkanı oldu. Burada hem normal büyüyen tavuk hem de geç büyüyen tavukların lezzet ve kalite olarak nasıl bir formasyonda olduklarını Uludağ Üniversitesi'nde beraber yaptığımız çalışmada oldu. Şimdi bilim yuvasında gençleri yetiştirmek hepimizin görevi. Biz burada hem gençlerin gelişmesine imkan tanımış oluyoruz hem de ülkemizin ekonomik kaynakları, kıt imkanların daha verimli nasıl kullanılabileceğini üniversitemizle beraber yaptığımız çalışmada sağlamış oluyoruz.